Hoş geldiniz. Küçük bir mola verdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? Büyük harflerin kullanıldığı yerdeyiz. En son tövbe aşağı Allah ilah e, tanrı sözcüklerinin yazımından bahsetmiştik. Ve bazı durumlarda küçük harfle yazmanızdan söz etmiştik. Şimdi geldik yine bir yıldızlı kurala. Burada da arkadaşlar güzel sorular çıktı. Buradan da sanıyorum 2020'de soru geldi. E, 2020 evet yanlış hatırlamıyorsam 2020. Neyi sordular? Yine aynısını sorabilirler mi? Evet sorabilirler çünkü 2020'de sormuş olmaları bir şey değiştirmez. Zaten sevilen kurallar bunlar. O yüzden tekrar sorulabilir. Peki nedir bu? Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar arkadaşlar. Bütün gezegen ve yıldız adları nasıl yazıyorum? Büyük harf yazıyorum. Aha da size çıkmış sözcük. Haley kuyruklu yıldızını sordular arkadaşlar. 2020 KPSS'de. Bakın yine doğrudan Türk Dil Kurumu'nun örneği soruldu. O yüzden dediğim gibi bir önceki videoda da söyledim. Lütfen burada verdiğim örneklere özellikle dikkat edin. Çünkü aynısı nokta atış size sınavda sorulabilir. Merkür, Neptün, Satürn, Haley bunları hep nasıl yazıyorum? Büyük harfle yazıyorum. Peki size bir sorum var. Melike soruyorum. Şimdi gezegen ve yıldız adları büyük harfle yazılıyor ya. Uzay nasıl yazılır sence? Söyle. Niye değiştirdin kararını? Küçük. <laughs> Şu an bir küçük bir büyük, bir küçük bir büyük, bir küçük bir büyük diyor Melike. Kararını ver be. Neden? Öyle, içim öyle doldu diyor. Arkadaşlar içinize doğmaya göre yazım kurallarını yapmamalısınız. E şöyle demelisiniz bana, demelisiniz ki ya hocam uzay gezegen de değil, yıldız da değil. Uzay ne demek? Boşluk demek. Uzay bir gezegen değil ki, yıldız değil ki. Uzayı neden küçük harf, büyük harfle yazayım ki demelisiniz ve uzayı küçük harfle yazmalısınız. Ama Haley kuyruklu yıldız bir yıldız adı olduğu için büyük yazarım. Merkür bir gezegen adı olduğu için nasıl yazarım? Büyük yazarım. Şimdi gelelim istisnai bir duruma. Aynı bir önceki videoda konuştuğumuz şekliyle nasıl ki biz Allah ilah tanrıyı dini anlamda özel adın yerine kullandığımızda büyük yazıyorduk ama özel anlamının dışına çıktığında küçük harfle yazıyorduk ya. Burada da benzer bir mesele var. Arkadaşlar Dünya, Güneş, Ay kelimeleri normalde bu kurala göre büyük yazılmalı. Ancak bu üç sözcük gezegen anlamının dışında kullanılırsa o zaman nasıl yazıyorum? Küçük harfle yazıyorum. Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. Hocam burada doğrudan dünya gezegeninden mi bahsediyorum? Hayır. Burada sosyal ve kültürel yaşamdan bahsediyorum. Dolayısıyla gezegen anlamının dışına, dışında kullandığım için küçük harfle yazdım. Ve küçük harfle yazdığım için bakın yanına gelen eki kesme işaretiyle ayırmadım. Tamam. Peki size bir sorum var. Melike soruyorum. Evimiz güneş almıyor dediğimde. Güneş nasıl yazılır? Küçük yazılır. Niye? Çünkü biz orada güneş gezegenini komple evimizi almaktan bahsetmiyoruz değil mi? Güneş sistemini komple evimize almaktan bahsetmiyoruz. Ya ne, ne, ne konuşamadım yine bazen oluyor bana böyle. Güneş evimiz güneş almıyor dediğimiz yani ışık almıyor sıcaklık almıyor anlamında kullandığımız için güneşi küçük yazarım. Peki yarın güneş tutulması yaşanacak dersem güneş nasıl yazılır? Çok iyi gidiyorduk Melihke Yok yok büyük büyük dedi. Neden? Çünkü orada direkt gezegenin güneş sisteminin kendisinden bahsediyorsun. Dolayısıyla güneş büyük yazılır. Peki tutulma nasıl yazılır? Tutulma orada tabii ki. Hayır. <laughs> Hayır. Tutulma orada küçük harfle yazılır. Çünkü ya orada e, gezegeni büyük harfle yazıyorum ben. Tutulma orada bir cins isimdir. Özel isim değildir. Küçük harfle yazarım. Bunun da kuralını birazdan konuşacağız. Ama siz şimdilik güneş tutulması deyince güneşin büyük tutulmanın küçük olduğunu bilin. Yeterli. Teşekkürler Melike katkıların için. Bay bay. Peki burada tekrar ediyorum. Güneş, ay ve dünya sözcükleri eğer gezegen anlamının dışında kullanılırsa nasıl yazılacakmış? Küçük harfle yazılacakmış dediğim gibi çıkma ihtimali olan bir maddedir. Evet dostlar harika bir maddedeyiz. Bendesiniz. Aha da şuraya bir galaksi çizeyim de konunun ehemmiyeti belli olsun. Valla çiçek bir maddedeyiz arkadaşlar. Defalarca sorulan ve defalarca da bazı arkadaşları yakan bir maddedeyiz. Hocam defalarca soruldu yine sorulacaktır. Lütfen dikkat. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Yer adlarının yazımındayız arkadaşlar. Yer adlarının yazımını Türk Dil Kurumu 1, 2, 3, 4 bunu almayalım. 4 tane maddede anlatmış. Şimdi bu 4 tane maddeye tek tek bakmaya gerek yok. Birçok öğretmen arkadaşım farklı farklı yöntemlerle de anlatıyor ama inanın Türk Dil Kurumu'nun kuralından şaşmamak lazım. Çünkü bazı şeylerin mantığı oturmuyor. O yüzden de sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. O yüzden biraz ezbere gitmenizde fayda var. Şimdi ezber tabii ki istemiyorsunuz farkındayım ama bazı şeyleri de ezberlemekten başka çareniz yok. Çünkü o Kolay bir şekilde mantık oturtmaya çalıştığınız şeyler veya kısaltmalı bazı durumlar bazı örneklerde sizi yakabiliyor. O yüzden bence çok basit bir şey var. Onu bir ezberleyin kafanız rahat etsin. Ondan sonra keyfinize bakın. Rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Ama lütfen pür dikkat dinleyin ve birkaç tane kelime var onları ezberleyin gerisi kolay. Çünkü çok sorulan bir madde. Şimdi bendesiniz. Bu Türk Dil Kurumu'nun dört maddede anlattığı şeyi teke düşürmeye çalışacağız. Dinleyin bakalım. Melike bendesin. TikTok'u boş ver. TikTok'tan uzaklaş. Realsizlemeyi boş ver. Anca kendine gül topluyor şeyden. Realsizden. Aman şeyden. TikTok'tan. Yunus. Lollipop. Gül. Başka ne geliyordu? Çiçek. Valla parayı kıracaksın. Ne, ne videosu çekiyorsun orada? Dans videoları. <laughs> Şimdi bir de şey modası var ya sadece duruyorlar. Değil mi? Ondan yapma bak o çok tehlikeli. Her an gözaltına alınabilirsin. Vallahi ver artık yunuslardan, güllerden, çiçeklerden başım bela girer. Çekiyor musun o videolar? Tövbe de. <laughs> Ayağın elini kaldır da bazı şey olsun. <laughs> Şimdi Melike dinle. Güzel bir ezber yapacağız hep beraber. İzleyen arkadaşlarımızla beraber seninle beraber güzel bir etkinlik yapacağız. Şimdi yer adlarının yazımında dikkat edeceğiniz 9 tane kelime var arkadaşlar. Bu 9 kelimenin kendisini küçük harfle yazacaksınız. Tabii ki bunun başında yer alan özel isimleri her türlü büyük yazacaksınız. Bahsettiğim şey o değil. Mesela Ankara ili deyince tutup da Ankara'yı küçük yazmayacaksınız. Ama şu 9 kelimenin kendisini küçük harfle yazacaksınız. Geri kalan ne kadar gezilecek, görülecek tarihi, turistik, coğrafi, yer ve yapı adı varsa alayını büyük harfle yazacaksınız. Ama tekrar ediyorum başında yer alan özel isimleri değil. Başında yer alanlarla bizim işimiz yok. Onlar zaten özel isim her türlü büyük. İkinci kelimeleri konuşuyoruz tamam. Peki şimdi bir ezber yapalım. Melike tamam, ezberliyoruz. Sayıyorum. İl, ilçe, köy, kasaba, belde, bucak, semt, ülke, kıta. 9 kelime. Bir daha sayıyorum. İl, ilçe, köy, kasaba, belde, bucak, semt, ülke, kıta. 9 kelime. Son kez sayıyoruz. İl, ilçe, köy, kasaba, belde, bucak, semt, ülke, kıta. Hocam bu 9 kelimenin kendisini küçük harfle yazın. Geriye kalan ne kadar gezilecek, görülecek, tarihi, turistik, coğrafi yer ve yapı adı varsa alayını Büyük harfle yazın. O zaman soruyorum. Yanlış yaparsa beni yemeğe götürecek. Benim istediğim bir yere yemeğe. Bir yanlışla eğlenirsin. Başlıyoruz. Şimdi bak önce şunları geçelim üzerinden. Bak şimdi Konya ili deyince il kelimesi burada var mı? Küçük yazılıyor. Evet. O zaman ili küçük. Etimeskut ilçesi ilçe burada var mı? Var. Küçük. Uzungöl beldesi belde burada var mı? Var. Küçük. Taflan köyü deyince köy de burada var. Bu listede var. Küçük. Ama bunlar dışında kalanlar, şu listenin dışında kalanlar nasıl yazılacak büyük? Soruyorum şimdi. Teklemeden cevap vereceksin. O zaman bu kurala göre Marmara Denizi'nde denizi büyük. Bebek sahili, sahili sahili. Taksim meydanı meydanı. Doğancılar semti semti. Küçük İnönü mahallesi mahallesi. Ben kazandım, yemeğe kaptım, bir yanlışla gittin. Mahalle büyük olacak çünkü mahalle burada yok arkadaşlar. Peki devam edelim, devam edelim. Elimi güçlendireyim iyice. Sorayım. Avrupa kıtası, 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 yine cortladı, kıta küçük. Peki Avrupa yakası, yakası büyük. Bak Asya kıtası deyince kıta küçük, ama Avrupa yakası yaka büyük. Çanakkale Boğazı büyük çok güzel. Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Taksim Meydanı büyük. Evet 3 yanlış da bir doğruyu götürdüğüne göre ben her türlü yemeği kaptım. Artık benim istediğim yere gideceğiz. Evet arkadaşlar çok güzel bakın 9 tane kelimeyi küçük yazıyorum. Geri kalan hepsi nasıl yazılacak? Büyük harfle yazılacak hemen maddelerimizdeki örnekleri inceleyelim bakın ağrı dağında dağı büyük aral gölü gölü büyük asya yakası yakası büyük çanakkale boğazı boğaz büyük ırmağı büyük denizi büyük zigana geçidi geçidi büyük tuna nehri nehir büyük süveyş kanalı kanal büyük ama Türkiye ülkesi dersen ülkesi küçük değil mi değil mi Deliler kasabası kasabası küçük. Neden? Şu listedeki kelimeleri küçük yazıyorum. Peki bakın Halit Rıfat Paşa Mahallesi büyük. Karaköy Meydanı meydanı büyük. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı büyük. Cemal Nadir Sokağı sokağı büyük. Dolmabahçe Sarayı saray büyük. Çankaya Köşkü köşk büyük. Ankara Kalesi kale büyük. Horozlu Han han büyük. Galata Köprüsü köprü büyük. Beyazıt Kulesi kule büyük. Bilge Kağan anıtı bu da sorulmuştu bu arada bu da çıktı. Bilge Kağan anıtı anıtı büyük. Zafer abidesi abide büyük. Kelebekler Vadisi vadi büyük. Harran Ovası ova büyük. Lütfen bunlara dikkat. Son kez üzerinden geçiyorum. İl ilçe köy kasaba belde bucak semt ülke kıta kelimeleri küçük yazılır. Geri kalan ne kadar gezilecek görülecek tarih turistik yer adı varsa alayı büyük dedik. Oldu mu Melike? Güzel harika. <laughs> Şimdi tempomu düşürdüm. Kaldığımız yerden devam edelim. Hocam diyor ki bize yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Şimdi bazen e, Çanakkale Boğazı demiyoruz da Boğaz diyoruz ya doğrudan. İşte hocam bu şekilde yer bildiren özel isimlerde mesela Çanakkale Boğazı'nı ikisinde büyük yazıyorum ya. Çanakkale Boğazı demek yerine sadece Boğaz dersem o Boğazı kastedecek şekilde özel adın yerine kullanırsam yani bunları nasıl yazıyorum? Büyük yazıyorum. Hisar'dan, Boğaz'dan, Köşke gibi. Yani tam ismini yazmak yerine kısaltmalı yazdığınızda da yine o özel adı kastedecek şekilde kullandığınızda nasıl yazıyorsunuz? Büyük harfle yazıyorsunuz. Peki devam edelim. Diğer bir maddedeyiz. Hemen bir yıldızlı Madde geldi. E, buna neden yıldız koydum hemen açıklayayım. Arkadaşlar bu kuralı size hem yazım kurallarını hem noktalama işaretlerine sorabilirler. Yani bir taşla iki kuş vuracağınız bir kuraldayız. Nedir bu kural? Arkadaşlar kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Kurum, kuruluş adları özel isimdir. Büyük harfle yazılır. Ve Ve Yanına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Bakın bunu size hem yazım kurallarında hem noktalama işaretlerinde sorabilirler. Kurum kuruluş adları büyük harfle yazılır. Ancak yanına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurum adıdır büyük. Türk Dil Kurumu kurum adı büyük. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurum adıdır büyük. Devlet Malzeme Ofisi kurum adıdır büyük. Milli Kütüphane kurum adıdır büyük. Atatürk Orman Çiftliği kurum adıdır büyük. Çankaya Lisesi kurum adıdır büyük. Şimdi bunları büyük harfle yazıyorsunuz her türlü. Ama şunu unutmamanız lazım. Bunların yanına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor arkadaşlar. Mesela Çankaya Lisesi'ne dediğinizde bak şuraya yazayım diyelim ki bu liseye bir dilekçe yazacaksınız. Çankaya Lisesi ne şeklinde yazmalısınız. Çünkü kurum adlarının yanına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Eğer bunu kesme işaretiyle ayırırsanız hem yazım hem de noktalama yanlış yapmış olursunuz. Örneğin, örneğin ee, bak. Etnografya Müzesi bir kurum adıdır. Kurum adları büyük harfle yazılır. Yazdım. Peki yanına gelen kesmeyle ayıracak mıyım? Hayır. Etnografya müzesinde ayırmıyorsunuz. Eğer bunu ayırırsanız hem yazım hem noktalama hatası yapmış olursunuz. Ama bak aması önemli notlar alınsın. Arkadaşlar kurum adı olup da kesme işaretiyle ayrılan bir tane örneğimiz var. İstisna geliyor. Normalde kurum kuruluş adları özel isimdir ve yanına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Ama bir tane kurum adı kesmeyle ayrılıyor. Avrupa Birliği'ne tokat gibi bir cevap. Avrupa Birliği'nin yanına gelenekler ekler kesmeyle ayrılır arkadaşlar. Bir tane istisnamız da Avrupa Birliği. Örneğin şuraya yazayım. Şurası boş. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. Bir ünlem koyalım. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ne Giremiyoruz dediğinde bak ne yaptım kesmeyle ayırdım. Bu da istisnadır arkadaşlar Allah aşkına bana şöyle sormayın hocam neden Avrupa Birliği neden başka bir kurum değil de neden Avrupa Birliği diye sormayın vereceğim cevap tek olur. Onlar öyle uygun görmüşler biliyorsunuz biz yazım kurallarında TDK neyi uygun görürse onu yaşıyoruz o yüzden e, onlar öyle uygun görmüş. Burada şeyi koyabilir miyiz? <laughs> Muhteşem Yüzyılda şey vardı ya Muhteşem Süleyman'ın Ben öyle uygun gördüm Şeyi var ya onu buraya koyalım Ya gidin sorun Türk Dil Kurumu'na Bunu niye böyle yaptınız deyin verecekleri cevap Ektedir arkadaşlar Ben öyle uygun gördüm Onlar öyle uygun görmüşler Evet mesele yok sanıyorum e, Bu istisnayı bir kenara yazalım Çünkü e, Dediğim gibi bunu size hem yazımda hem noktalamada Hem istisnasını hem kuralını sorabilirler. Peki uçtu gitti devam edelim. Kanun tüzün yönetmelik yönerge genel adları da büyük harfle yazılır arkadaşlar. Ne kadar kanun tüzük yönetmelik varsa hepsi büyük. Medeni kanun Türk bayrağı tüzüğü gibi ifadeler hep büyük harfle yazıyorum. Gitti. Ee, kurum kuruluş kurul bilmem ne e, adlarının asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar. Yani yine kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda büyük harfle yazılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim'de toplanır. Bu yıl ise meclis yeni döneme erken başlayacak. Bak meclis burada alelade bir meclis değil de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kastedecek şekilde kullanılmış. O yüzden büyük harfle yazılır. Bunun üzerine çok durmayacağım zaten benzerini az önce konuştuk. Hallettik diye düşünüyorum. Geçtim ve geldim önemli bir yere daha. Arkadaşlar çok çıkan İstisnası da sorulan hem TYT'de hem KPSS'de de bilinmesi gereken bir maddedeyiz. Hocam ne diyor Türk Dil Kurumu? Kitap, dergi, gazete, sanat eseri adları büyük harfle yazılır. Okey tamam. Ne kadar kitap, dergi, sanat eseri adı varsa, eser adı varsa hepsini büyük harfle yazıyorum. Nutuk, Safaat, Kendi Gök Kubemiz, Anadolu Notları, Sinekli Bakkal, Kaplumbağa Terbiyecisi, Yorgun Herkül, Saraydan Kız Kaçırma. Bakın bunlar hep eser ismidir. Ve eser adları büyük harfle yazılır. 10. Yıl Marşı gibi. Varlık, Resmi Gazete gibi. Bunların hepsini büyük harfle yazıyorum. Ama bakın ama, aması önemli. Şu amayı çok sorarlar bakın. Aması önemli. Ama özel ada dahil olmayan bu gazete, dergi, tablo gibi sanat eserinin türünü belirten sözcükler büyük harfle yazılmaz arkadaşlar. Yani siz burada gazetenin, derginin, tablonun, sanat eserinin özel adını büyük harfle yazacaksınız. Bu özel adın yanında onun türünü belirten özel ada dahil olmayan lütfen dikkat edin. Özel ada dahil olmayan yani özel ismin içinde yer yer edinemeyen Gazete, dergi, tablo gibi sözleri büyük harfle yazmayacaksınız arkadaşlar. Neyden bahsediyorum? Hocam şimdi bak. Milliyet gazetesinin adı ne? Milliyet gazetesi mi yoksa milliyet mi? Tabii ki milliyet. O zaman böyle bir kullanımda ne yapıyorum? Milliyeti büyük yazıyorum tabii ki ama tür bildiren gazete sözcüğünü küçük yazıyorum. Türk dili dergisi. Derginin adı ne? Türk dili. Yani derginin adı Türk dili dergisi değil. Türk dili. Ne yapıyorum? Türk dilini büyük yazıyorum. Onun yanında tür belirten ve özel isme dahil olmayan dergi kelimesini küçük yazıyorum. Halı dokuyan kızlar tablosu. Bakın tablonun adı ne? Halı dokuyan kızlar. Bunu büyük yazıyorum ama yanında yer alan tür belirten sözcüğü küçük harfle yazıyorum. Özel ada dahil değil çünkü. Neden? Tablonun ismi Halı dokuyan kızlar. Veya derginin ismine Türk dili, gazetenin ismine Milliyet. Mesela Milliyet Gazetesi'ni gözünüzün önüne getirin. Kapağında ne yazıyor? Kocaman Milliyet yazıyor. Milliyet Gazetesi yazmıyor. Çünkü adı Milliyet. Yanında tür belirten ve özel adı dahil olmayanları küçük yazıyorum. Ama bakın hocam, bakın. Bakın. Örneğin resmi gazete deyince her ikisinde büyük yazıyorum. Bu arada resmi sözcüğündeki şapkaya da dikkat. Bunu bir de düzeltme işaretiyle yazmak zorundasınız. Lütfen dikkat edin. Burada resmideki iyi gördün. Ama şuna da dikkat et lütfen. Bakın gazete sözcüğü de büyük harfle yazılmış. Neden? Çünkü hocam burada gazete sözcüğü özel adı dahil. Gazetenin ismi resmi değil. Gazetenin ismi resmi gazete. Örneğin Hürriyet gazetesinin ismi Hürriyet. Milliyet gazetesinin ismi Milliyet. Ama resmi gazetenin ismi doğrudan resmi gazete. Dolayısıyla burada gazete sözcüğü özel adı dahil olduğu için Nasıl yazıyorum? Büyük harfe yazıyorum. Lütfen dikkat edin. Bunu TYT'de sordular yanlış hatırlamıyorsam 2019'da sormuşlardı. Burada eğer gazeteyi küçük harfle yazarsanız yazım yanlış yapmış olursunuz. Mesela Milliyet gazetesinde gazete küçük ama resmi gazetede gazete büyük. Çünkü burada gazete kelimesi özel ada dahil. Tamam. E veya bakın kaplumbağa terbiyecisi tablosu dediğimizde. Kaplumbağa terbiyecisi büyük, tablosu küçük. Neden tablo kelimesi özel isimde yer almıyor? Ama 10. yıl marşı dediğimizde 10. yıl marşı bakın her üçü de her bir kelimede daha doğrusu nasıl yazıldı? Büyük harf yazıldı. Çünkü burada marş kelimesi de özel ada dahil. Ama özel ada dahil olmadığında nasıl yazıyorum? Küçük harfle yazıyorum. Önemli. Dikkat. Evet uçtu gitti. Bence burayı da hallettik. Cebimize koyduk. Peki şimdi neredeyiz? Eee hocam maddeyi boş ver. Ben size direkt özet geçeyim. Özel isimlerin içinde yer alan ve ile ya veya yahut ki de da sözleri, mı, mi, mu soru ekleri küçük harfle yazılırlar. Başındaki ifadeyi boş ver. Özel adın içinde ile, ve veya gibi sözcükler geçiyorsa bunlar küçük harfle yazılır. Örneğin, Mai ve Siyah ve küçük. Suç ve Ceza B küçük. Leyla ile Mecnun çıkmış soru. Leyla ile Mecnun'da şöyle yazmışlardı. Yazım yanlışıydı. Leyla, bak ile'yi de büyük yazmışlardı. İle Mecnun. Bakın bu bu haliyle yanlıştır. Çünkü ne diyor kuralımız? Diyor ki özel adların içinde yer alan ileler, veyalar, işte bağlaçlar, edatlar nasıl yazılacak hocam? Küçük harfle yazılacak. Ben de yazdım bak bunlar büyük D'si küçük. Veya nerede? Diyorlar ki bakın ki'si küçük. Turfanda mı? Turfa mı? Bak ne oldu? Bunlar büyük ama mığları nasıl yazdık? Küçük harfle yazdık. Yani baş harfleri büyük olduğunda aradaki bu ileler, V'ler, V'ler, D'dalar, Ki'ler nasıl olacak? Küçük harfle yazılacak. Bu TYT sorusu bu çok bu bize soruldu. Burada özellikle şu ilelerin yazımlarına dikkat etmeniz lazım. Şunu sorabiliyorsunuz bana bazen. Hocam hep mi küçük? Hocam bunu ne zaman büyük yazabilirsin biliyor musun? Eğer bütün harfler büyükse mesela bir başlık olarak düşünürseniz bunu diyelim ki bir yazı yazdınız başlık bu şekilde eğer tüm harfler büyükse bu aradakiler de büyük ama baş, sadece baş harfinin büyük olma versiyonu yok eğer sadece baş harfler büyükse ortadaki bu yani daha doğrusu özel isimdeki bu D'ler, V'ler, V'ler küçük. Eğer tamamı büyük harfse bunları da büyük harfle yazabiliyorsunuz. Ama sadece baş harfinin büyük olma meselesi burada yok. Peki kaç dakika oldu Melike Hanım? 20. Burada bir duralım. Burada bir duralım. Durabilir miyiz? Vallahi dururum. Burada bir durdum. Kalan kısmı bir sonraki videoda devam ettirelim. Ee, bir çay molası verin. Bir soluklanın. Birazdan ya da belki de bir gün sonra artık siz ne zaman isterseniz canınız ne zaman isterse izleyebilirsiniz ee, sonrasında görüşürüz biraz kısa bir mola bay bay